Sazlık. Hikaye Kenan Hulusi Koray. Seslendiren Fatma Gökbulut. Sabahleyin göle yıkanmak üzere gelen çocuklar Sapancalı Ali Reis'i sazlık kenarında buldular. Göl boştu. Yeşil sazlık daha sonra üzerine birer birer konacak yeşil böcekleri bekliyor gibiydi. Kenarda iri bir manda geceden kalan bir lekeye benziyordu. Hareketsizdi. Ve az geçince güneş yahut sularla bu küçük karanlık da eriyecek, sazlık ve sular daha yalnız kalacaktı. Ali Reis, sandalın en ucunda, yeşil sazlığa doğru eğili duruyordu. Bir şey aradığı belliydi. Sulara dikkatli bakıyor ve kımıldanıyordu. Birdenbire çocukları yanı başında görünce, ''Yumurcaklar!'' dedi. ''Hiç de belli olmuyor yürüdüğünüz. Defolun oradan!'' Çocuklar, zayıf vücutları ve ince derileriyle yeşil sazlığın kenarında başka bir sazlığa benziyorlardı. Beyaz ve ikinci bir sazlığa. Ali Reis, ''Tüh!'' etti. ''İşte kaçırdınız!'' Birisi elleriyle suları iterek ilerledi. ''Ali Reis!'' dedi. ''Senin bir şey aradığını bilmiyorduk biz.'' Geriye döndü ve hafif bir göz kırptı. Ali Reis, ''Ha?'' dedi. ''Demek ki siz bilmiyorsunuz.'' ''Bilmiyoruz tabii. Yoksa balık oltası mı düşürdün Ali amca?'' ''Yok canım. Nah oltalar burada. Bu başka şey. Bir kadın bu.'' Sapancalı çocuklar, birer ikişer sandalın etrafına toplanmışlardı. Güneş ilk doğuşundaki aynı belirsiz tembellikle Arifiye tepelerinde ıhlamurların arkasındaydı. Göl aynı sakinlik içindeydi. İleride istasyonun kenarında sulara doğru uzayan tahta iskele boştu. Geceden kalan küçük leke sularda erimek üzereydi ve her şey garip bir güneş ıslaklığıyla meşbudu. Çocuklardan biri, ''Bir kadın ha?'' dedi ve diğerlerine dönerek dudaklarını büktü. ''Hımm, etti, bir kadın.'' Ali Reis, ''Bir kadın.'' dedi. ''Siz nerede girdiniz suya?'' ''İşte orada, sazlıkların arkasında girdik Ali amca.'' Ali Reis, ''Orası boş mu?'' diye acele acele sordu. ''Boştu amca, kimseler yoktu. Bir kadın da yok muydu?'' ''Hiç kimseler yoktu Ali amca.'' Ali Reis şöyle bir durdu. Çocukların gözlerine bakıyordu. Belki doğru söyleyip söylemediklerini anlamak istiyordu. Fakat hepsi de gözlerinin yeşil yahut mavi, hakiki rengini kapıyorlar, bakışları sazlıkların ucunda, kancalı oltalarda, yem sepetinde, sandalın boyasız kaburgasından içeri dalan su birikintisinde dolaşıyordu. Ali Reis, ''Bir kadın.'' diye tekrarladı. Yarımcalı balıkçılardan biri görmüş. Bu sazlıkların içinde soyunmuş geceleyin. Yok, soyunmamış. Bir defa gözükmüş, sonra kaybolmuş. Dün gece denize giren yok mu içinizde hiç? Çocuklardan biri, ''Ali amca.'' dedi. ''Dün geceden beri sularda insan nasıl kalır?'' ''Ha, bu başka bir insan. Bir kadının saçları kadar siyah saçlar, bir kırlangıç balığı gibi de kuyruğu var. Fakat ne bir kadın ne bir balık.'' Ali Reis bunu söyler söylemez çocuklar birdenbire suya dalmıştı. Güneş onları camdan bir insan gibi gösteriyordu. Fakat bir saniye sonra bu camdan insanlar suyun üstüne dikili vermişlerdi. Sazlıktan 5-10 metre ötede garip bir takım sesler çıkarıyorlar, yuha çekiyorlardı. Ali Reis, ''Yumurcaklar!'' dedi. ''Sizi gönderen balıkçıları denizler alsın. Kardeşinizi dalgalar yutsun. Leşinizi köpek balıkları yesin.'' Sonra birden küreklere sarıldı ve göle daldıkları yere acele acele üzerlerine doğru çekmeye başladı. Fakat çocuklar birer birer suya dalmışlar, ikinci sazlığa açılmışlardı. Ortada Ali Reis'in hiddetinden başka hiçbir şey yoktu. Küçük ve yeşil sazlık sakindi.
Ali Reis Sapancalıydı. 44 yaşındaydı. Sahil adamlarından birçoğu gibi o da balıkçıydı. Tavşancıl'dan itibaren İzmit'e kadar 30 seneyi denizde geçirmişti. İki balıkçı mavnası, 20 adamı ve Yarınca iskelesinin yanı başındaki küçük kayalıkta bir sandal tamirhanesi vardı. Bütün hat üzerinde onu reis diye çağırıyorlardı. Reisin bir ipek kadar ince kahkülleri sol kulağının üzerine düşerdi. Gömleğinin üst düğmesi açık olurdu. Burada içi sedef, küçük başı madeni bir pırıltı içinde gözüken bir yaka düğmesi göze çarpar, iliklenmeyen bir düğmeden hafif göğsü ve daha doğrusu orada Sapancalı Hayriye gözükürdü. Sonra bir sıra ve aşağıya doğru ilikli diğer düğmeler. Fakat bütün bunların şimdi bir hükmü yoktu. 5 sene evvele ait bir takım hatıralar, daha doğrusu Sapancalı Hayriye'yi tamirhanenin üstündeki odaya kapattığı zamana ait hatıralar. Odanın yeni badanalanmış duvarları ve ceviz bir konsol üzerinde etrafı bir kırlangıç kadar sarı yaldızlı bir aynadan başka hiçbir mobilyası yoktu. Yalın kat döşemeden ara sıra uzun bir kızağa çekilmiş bir balıkçı mavnasının omurgaları gözükür, aşağıdan taze bir boya kokusu gelirdi. Yahut reisin yemeklerini pişiren delikanlının gövdeyi zımparaladığı zaman, bir balıkçı şarkısı duyulduğu zaman. Tenekeler tıkırdamasın vay vay, komşular duymasın vay vay, denizaltı tencere vay vay, balık gider içine vay vay. Kadın 22'sindeydi ve genç yaşına rağmen bir kızdan ziyade bir kadın gibiydi. Yahut alımlı vücudu, iri kemikleri ve alnı onu böyle gösteriyordu. Ekseriya reisle beraber çıktıkları zaman tayfalar için hakiki bir bayram olurdu. İki deniz mavnasının en önünde küçük, tirşe boylu ve başka bir sandal. İçinde reisle yardımcısından başka kimse bulunmazdı. Kadın bir tropik balığı kadar çıplaktı ve hafif sarıya meyal teni, küçük deniz damlacıklarıyla ıslanırsa onu pul pul gösteriyordu. Buna rağmen Sapancalı Hayriye bir gün kayboldu. Halbuki hiçbir şeyin kadını denizden ve reisten ayırmasına ihtimal yoktu. Balıkçılardan biri akşamüstü Tavşancıl Denizi kenarında gördüğünü söyledi. Birisi Sapanca'da göl iskelesi üzerinde kayağa bindiğini ilave etti. Ali Reis, "Bir balıktan daha iyi yüzer," dedi. Eğer denize girdiyse hiçbir dalga onu alt edemez. Balıkçılar sustu ve yardımcı Mustafa o gün sabahtan akşama kadar tamire çekilmiş bir sandalı yarı zımparaladı, yarı da Tavşancıl iskelesindeki kahvede oturdu, tavla oynadı ve yenildi. Reis hadiseden sonra birdenbire değişmişti. Bir sene balığa çıkmadı. Yarımca ve Tavşancıl denizleri kenarında küçük bir iskemlede kadını bekledi. Mavnalar tamirhanede rutubetten harap oldu. Kaburgaları midye ve şerit bağladı. Boyasızlık ve bakımsızlık onları bitirdi. İkinci yıla bastığı zaman ne kancalar ne de ağlardan artık hayır kalmamıştı. Bütün bu sıralarda Ali Reis, "Onu denizde bulacağım," diye kendi kendine konuşuyordu. Denizde. Belki Değirmendere'ye doğru yahut Yarımca açıklarında ve belki de bazılarının dediği gibi Sapanca'da, gölde. Hala sularla boğuştuğunu zannediyordu. Dalgalar karın ve göğsünden itibaren bütün vücudunu kapayarak omuzlarına kadar onu sarmıştı. Yahut sular sakindi, gölde olduğu gibi. Vücudu yine kuvvetliydi. Fakat yorgunluk gözlerinin altında dipdiri bir meyve kadar diri duruyordu. Hat üzerinde Tavşancıl'a inmek için bekleyen balıkçılardan biri, "İşte bak," dedi, "reis bu gece de uyumamış." Öteki, "Bırak Allah aşkına," dedi. "Yardımcı Mustafa'nın hokkabazlığı bu da. Evvelki akşam Sapanca sazlığında kadını görmüş." "Görmüş mü?" "Yok canım, reise oynadığı oyunlardan biri. Halbuki 4 sene evvel. Bir Allah gibi korkuyordu ondan. Üstelik bütün balık ağlarını da kapattı reisin."
bir saniye durdu. Fakat, dedi. Bilmiyor musun reis de böyle anlatıp gidiyor ya? Eğer kadını bulamayacağını anlasa yaşamaz. Bu son kelimeyi yavaşça söylemişti. Yaşamaz, diyordu. Kadın için ne düşünüyorsun sen? Hiç. Yere tükürdü. Hat boyu baştan başa ve bütün göl hala büyük sessizlik içindeydi. Tayfalardan biri vurmuş olacak, dedi. Kadın bozuktu ama reise bağlıydı. Tayfalardan biri kim? Yardımcı Mustafa tabii. Reisle en çok alay eden de o şimdi. İyi ama Dalyan'daki gözcü direği için de yardımcı Mustafa müsaade vermeseydi reis açlıktan ölebilirdi. Yuh aklına! Yardımcı Mustafa reisi mahsus direğe çıkarıyor. Onunla daha iyi alay etmek için. Çünkü reis Dalyan direğinde balık aramıyor ki. Onu arıyor, kadını. Ağların içinde yahut ağların kapısında. Ne kadar dikkatle denize baktığını görmüyor musun? Bana kalırsa... Ceketlerini omuzlarına vurmuş, iki balıkçı gölün iskelesine doğru yürüdüler. Geceden kalan leke yavaş yavaş göl boyunca uzaklaşıyordu. İlk tren sesleri duyulmak üzereydi. Birisi, ''Reis!'' diye seslendi. ''Ali Reis!'' ''Tavşancıl'a gidiyoruz, istersen götürelim seni de.'' Reis yeniden sazlığın kenarında duruyor, fakat bu sefer oltalarını tamir eder gözüküyordu. Başını kaldırdı. ''Yok!'' dedi. Yardımcı Mustafa söz verdi. ''Hayriye'yi burada görmüş, beni arıyormuş. Reis'e söyle demiş, beni gözcü direğinde beklesin.'' Ve tekrar ileri doğru kulak kabartarak ağlarına, kancaya, sandalın kaburgaları arasına birikmiş sulara döndü. Akşamüstü Sapanca'ya inen tayfalardan başka biri, ertesi günü için bir kayık boyasını tazelemek üzere reise iş bulduğunu söylemeye geliyordu ki, onu tekrar sazların arasında gördü. Sandalda ve ayaktaydı. Kendi imal ettiği bir gözcü direğine çıkmıştı. Başında büyük ve panama bir şapka vardı. Sulara dikkatle bakıyordu. Yeşil sazlık günün nihayete kalmış ışıklarını emmeye çalışıyor ve Arifiye tepeleri az sonra kararmaya hazırlanıyordu. Tayfa iskeleye doğru yürüdü ve sesini ayarlamak üzere ellerini ağzına doğru götürdü ki, kenardan gölün Arifiye sırtlarına tırmandığı yerden çalılar ve fundalar arasından bir silah patladı. Bir daha. Tayfa, ''Reis, reis!'' diye bir iki defa seslendi. Fakat reis, gözcü direğinde ve ayakta durduğu yerde bir iki sallandı. Sonra büyük bir taş parçası suya düşer gibi oldu. Bir iki saz kırıldı. Sandal bir iki defa hafif oynadı. Sonra tekrar gölün yaz günlerine mahsus büyük sükuneti. Tayfa, ''Ah!'' dedi, ''Reisi vurdular!'' İleride ceketsiz biri fundalar arasından atladı ve hat boyunu geçer geçmez koştu. Bağ yoluna girdi. ''Reise iş bulacak adam, yardımcı Mustafa!'' dedi. ''Tü, katil!'' Büyük bir manda sürüsü, bir gece gibi, göle ve sazlığa doğru yıkanmak üzere geliyordu.